Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yakın kültürel ve tarihi bağları olan Pakistan ve Türkiye'nin birçok alanda işbirliği için büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti. Alvi, kanaatimce T-129 atak helikopterlerine yoğunlaşmış durumdayız. Bunun yanında denizaltılardaki gelişmeleri ve işbirliğimizde önemli bir yer teşkil eden 5. nesil hava araçlarındaki gelişmeleri de inceliyoruz. Ekonomi için çok önemli olan insansız hava araçlarındaki işbirliği de gündemimizde. Böylelikle Türkiye ve Pakistan, yapay zeka ve siber güvenlik sahalarında işbirliğine devam etmektedir. Biz saldırgan devletler değiliz. Pakistan ve Türkiye, savunma doğrultusunda konumlanmış barışçıl devletlerdir. Dolayısıyla Türkiye ve Pakistan'ın yeni teknolojilerin geliştirildiği bu alanlarda büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle yaşanmakta olan 4. endüstriyel devrimin çalışmalarına hız verebiliriz. İşbirliğinde karar kılmış iki ülke Pakistan ve Türkiye, bu yarışı hızlandırabilir ve bu sayede daha büyük ekonomik ilerlemelere öncülük edebiliriz Alvi. Bu önemli bir politik dönüşümdür. Çin devleti son 15-20 yıllık süre zarfında, diğer ülkelerle birlikte bütüncül bir oluşum için tek kuşak, tek yol politikasını geliştirmiştir. Buna benzer olarak Pakistan, Asya'nın merkezinde karlı bir ticari merkez konumuna gelmiştir. Merkez Asya ülkelerinin güzergahı, çoğunlukla ticari güzergah, denizlere doğru gelindikçe kısalır. Çin'in batı kısımlarından denizlere doğru bu yönde gidildiği takdirde bu rota 5 veya 6 bin mil 8,046, 9,656 kilometre olmasına rağmen, Çin'in batı kısımlarının ihraç rotası batıdan başlayıp denizden Pakistan'a gidiş halinde sadece 2414 kilometre civarı olup daha kısadır. Bu sebeple Merkez Asya ülkeleri için, Çin için, Afganistan için, Tacikistan için, Türkmenistan ve Özbekistan için Pakistan'ın bugün hedeflediği GEO, ekonomik aktarma merkezi ile ortaklığı bulunan herkes için ticaretin gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ve dolayısıyla, Afganistan'da ne olursa olsun, 40 yıldır süren acıların ardından insanlar artık barışın gelmesi gerektiğinin farkında. Afganistan da bu ticari rotanın bir parçası olmalıdır. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.